Evet, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle A101'e yeni gelmiş olan, yani 1 Mart itibariyle gelmiş olan Piranha'nın oyuncu ekipmanlarından klavyenin kutu açılışıyla karşınızdayım. Ürünleri çok fazla detaylı incelemeyeceğim. Zaten çok da fazla detaya inilmeye gerek yok. Şöyle bir kutu tasarımımız var. Bu tarz klavye tasarımlarının çoğu markada gördük. İşte Everest'te var. Tigo'ya illaki vardır. Ne bileyim, Hadron'da var. Elba'da var. Türetebileceğiniz bir sürü marka da var. Frisbee'de vesaire de. Piranha da kendilerine bir tane böyle bir oyuncu ismiyle bir klavye üretmişler. Ne kadar oyuncu olduğunu artık siz kendiniz çözümlerseniz artık, ne diyeyim yani, ışık koyunca oyuncu ekipmanı oluyor mu? Kişiye göre değişiyor. Uygun bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 25 liralık bir fiyatı var. Öyle kullanmalık bir klavye arıyorsanız gayet makul. Kumaş sarım kablo olduğunu belirtmişler. Türkçe tuş dizimine uygun, ki görselde de bunu belirtmiş olmaları gayet hoş olmuş. İşte RGB renk efektleri falan demişler ama tabii öyle bir olay yok. Sadece rainbow efekti var. Arka kısımda da böyle bir görselle beraber benzeri şeyler var. Burada da ufaktan bir özellikleri falan belirtmişler. İşte Fn tuşuyla ne yapıldığını falan yazmışlar. Tuş aydınlatması olduğunu yazmış. Tuşlara basım ömrünü 50 milyon yazmış. Tamam. İnandım ya, tamam. Yani sanmıyorum öyle bir 50 milyon dayanabileceğini. Ki basımdan önce başka yerlerden arıza verir. Kumaş kablomuz da 1,4 metreymiş. Ki bu da biraz kısa sanki. Şöyle kutumuzu bir açalım. Evet. Piranha neymiş model ismi de? 2345 diye bir model ismimiz var. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Zaten oldukça hafif bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir jelatinle gelmiş. 2345 model isimli. Bu da işte garanti belgesi yerine geçiyor. Garanti şartları, İşte nasıl kullanılacağını falan filan böyle belirtmişler. Çok fazla anlaşılmayacak bir şey de yok zaten. Bunu tekrar kutunun içine atıp ürünümüzle baş başa kalalım. Valla oldukça ince. Şöyle de gösterirsek hafif. Şöyle arkasına bakalım. Vidalandırma noktaları ve şurada iki tane ufak delik var. Yüksek ihtimal işte su falan dökülürse oralardan tahliye olması için yapılmış. Şöyle iki tane ayağımız varmış. Yani fena değil. Kablosunun şu kısımdan başlaması benim çok ilgincime gitti. Şöyle biraz ortalı olsaymış daha iyi olurmuş. Pek hoşuma gitmeyen bir tarafı oydu. Ama ne bekliyorsun ki? Yani 25 lira verdin. Bu paraya neyi satın almak istiyorsun? Şöyle bir açalım. Piranha da maşallah A101 ile beraber çok revaçta olmaya devam ediyor. Daha önce de akıllı bilekliğini incelemiştik. Yani inceleme de mi artık? Kutu açılışı mı derler artık ona da. Onu da kanalda bir yerlerde bulursunuz. Kartlar kısmına bırakırım, eğer merak edip izlemek isterseniz. Evet. Kablomuz gerçekten kısaymış. Şöyle bilgisayarımıza bir takalım. Evet, ışıklar otomatikmen açılmıyormuş. Bunu zaten daha önce çeken arkadaşlardan gördüm. Daha önce de benim de başıma gelen bir üründe de gelmişti bu tarz bir sıkıntı. Sıkıntı değil aslında, özellik bu. Scroll lock şeyle yanıyor ışıklar. Yani bu ne demek oluyor? Bilgisayarınız her bilgisayar açıp kapandığında ışıkları tekrar açmak için scroll lock'a basmak zorunda kalacaksınız. Başka da bir şey yok zaten. Fn'le falan bir şeyler yapılıyor mu? Yapılmıyor. Başka da bir şey yok. Işığı kapatıyorsun, açıyorsun. Şöyle çıkıntılı bir Piranha yazısı yazılmış. Burada herhalde bir tane jelatin gibi bir şey var. Onu sökersen daha parlak gözükecek. Windows kilidimiz yok herhalde. Evet.
Windows kilidimiz de yokmuş. Şöyle basımına biraz bakalım. Masada böyle yanlamasına uçuyor bakın. Gördüğünüz gibi. Tutunma gibi bir aktivitesi yok. Basımı rahatmış. Güzel. Mekanik falan değil zaten. Soran olursa zaten bu fiyata mekanik alabiliyorlarsa bana da bir tane yollasınlar. Evet, aynı anda kaç tuşa basıyor? Bir de ona bakalım. Oo, vallahi şahane. 3'ten fazlasını basmıyor. Yön tuşlarına da aynı anda basamıyoruz. WASD aynı anda basmıyor. Valla şu an 4 tane tuşa aynı anda basıyorum. Bastı. Enteresan. Yavaş basınca basıyor herhalde. Yok. Valla 2-3 tane falan tuşa aynı anda basabiliyor. Öyle anti-ghosting'tir, NK rollover'dır, ne bileyim 19 tuşa kadar basın falan filan öyle bir şey yok. Kaç gramda onu da merak ettim. 200-300 gram falan var. Bakalım tuşları şöyle çıkıyor mu? Evet. Tuşlar böyle çıktı. Şurada da zaten herhalde membran yüzey gözüküyordur. Direkt alt membran. Başka da bir şey yok. Yani kötülüyormuş gibi olmasın zaten. 25 liraya fazlasını zaten beklemiyordum ama. Hani bunu oyuncu ekipmanı olarak aldığınızı sanmanız sıkıntı. Yani bu oyuncu ekipmanı değil. Normal bir klavye alıyorsanız tamam eyvallah alın da. Bir oyuncu ekipmanı değil. Bunu bilin. Bunu da zaten bu anlamda bilgilendirme videosu olarak çekiyorum. Umarım yararlı olmuştur sizin için. A101'e gelen böyle Piranha'nın neydi model ismi de bunun? 2345 model isimli klavyesine şöyle bir yakından baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.